Ne dayak, ne küfür, ne de başkalarının lafı. Hiçbir şey fark etmez benim için. Selamünaleyküm kıymetli izleyenler. Salih Hanımlar programı. Fabrika işçisiyken sinema yıldızı olmuştu Necla Nazır. Dönemin ünlü jönleriyle halen bile ilgiyle izlenen filmlerde oynadı. Sonra Ferdi Tayfur'la tanıştı. Kariyerini adeta bu birlikteliğe kurban etti. 30 yıl boyunca bir küs, bir barışık oldukları, fırtınalı bir hayatları oldu. Necla Nazır'ın en radikal kararı ise örtünüp eski hayatını geride bırakmasıydı. Bir dönemin Yeşilçam yıldızı artık bir tarikat kanalında dini program yapacak kadar kendini inancına adamıştı. Allah rızası için her şeye başlamak lazım. Öyle. Rabbimin rızası için yola çıkmak lazım. Necla Nazır 16 Nisan 1956'da Yunanistan'a bağlı İskeçe'de doğdu. Bir erkek iki kardeşi vardı. 1 yaşındayken ailesi önce İzmit'e ardından İstanbul'a göç etti. Babası işçi olarak Viyana'ya gidince ablasıyla birlikte bir süre İzmit'teki babaannesinin yanında kaldı. Ardından tekrar taşı toprağı altın şehre döndüler. Ailesinin maddi durumu iyi değildi. Bu yüzden okurken çalışmaya başladı. Ortaokulda eğitimini yarıda bırakıp fabrikaya işçi olarak girdi. Yıllar sonra o günleri bu sözlerle anlatır. Yaşam savaşına çok küçükken atıldım. İlkokul 5. sınıfta bir güzellik enstitüsünde telefonlara bakmaya başladım. Daha sonra çocuk maması fabrikasında çalışırken Ses dergisinin açtığı yarışmaya girdim. Sinemayı çok seviyordum. Babam bizi sinemaya gönderemediği için gizli gizli harçlığımdan biriktirdiğim paralarla giderdim. Arkadaşlarım çok ısrar etti yarışmaya girmeme. Firuz köyün en güzel kızı derlerdi ve girdim. İlk elemeler, canlı deneme, final derken birinci oldum. 17 yaşında katıldığı Ses dergisi yarışması Necla Nazır'ın hayatını değiştirdi. Birinci seçildi. Daha 17 yaşındaydı ve çok geçmeden dönemin ünlü jönü Tarık Akan'la kamera karşısına geçti. Farklı kaynaklar, farklı filmler yazsa da kendi anlatımına göre ilk filmi Tarık Akan'la oynadığı 1973 yapımı Umut Dünyası'ydı. Necla Nazır kısa sürede dönemin ünlü sinema yıldızlarından biri oldu. Yeşilçam'ın 3 devi Tarık Akan, Kadir İnanır ve Cüneyt Arkın'la kamera karşısına çıktı. Onu ilk öpen erkek ise bir filmde rol icabı sevgilileri oynadığı Kadir İnanır'dı. Sakın yanlış anlama beni. Mutluluktan çıldıracağım. Necla Nazır'ın en çok yakıştığı aktör ise Tarık Akan'dı. Çapkın Hırsız, Deli Kız ve Ateş Böceği gibi romantik komediler oldukça sevilen yapımlar oldu. Necla Nazır ciddi rollerde de rüştünü ispat etti. 1974 tarihli Ömer Kavur imzalı Yatık Emine filminde oyunculuk performansıyla beğeni topladı. Necla Nazır'ın en büyük talihsizliği, Yeşilçam'a girdikten birkaç sene sonra sektörün krize girmesi ve erotik furyanın başlamasıydı. Bu yüzden o da tercihini arabesk yapımlardan yana kullanmak zorunda kaldı. 1976 yılında Ferdi Tayfur'un ilk filmi Çeşme'de onunla birlikte rol aldı. Büyük bir gişe başarısı gösteren bu yapım hayatını değiştirecekti. Sette yakınlaştığı Tayfur'la sevgili oldular. Bu ortaklığı 2 yıl sonra Yağ Deliler, Batan Güneş gibi filmleriyle devam ettirdiler. Seni bekleyeceğim Ferdi. Anlatımına göre Necla Nazır Ferdi Tayfur'la beraber olduğunda Tayfur'un Zeliha Turan Bayburt'la evli olduğunu bilmiyordu. Öğrenince de ilişkiyi bitirdi. Bir süre sonra Tayfur o birlikteliğin sadece kağıt üstünde devam ettiğine Nazır'ı ikna etti. Resmi değil ama dini nikah yaptılar. 1988'de kızları Tuğçe dünyaya geldi. Ben artık Tuğçe halinde benim yani nefesim, soluğum, hayatım, her şeyim Tuğçe. Necla Nazır, Ferdi Tayfur'la filmlerde rol almaya devam etse de genel olarak sinema kariyerini bu ilişki için feda etmişti. Bir ara şarkıcılık denemesi de oldu. Bir albüm yaptı, sahneye çıktı ancak şarkıcılık kariyeri uzun sürmedi. 90'lı yıllarda bazı dizilerde oynayan Necla Nazır'ın manevi dünyası da giderek değişiyordu. Kur'an okunan ve herkesin namaz kıldığı bir ailede büyümesine rağmen yaşantısı farklı olmuştu. Ancak sonunda aradığı manevi huzuru buldu. Anne olduktan sonra tasavvufa merak sarıp Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Bir de sürekli onu adeta İslami bir yaşantıya davet eden esrarengiz mistik rüyalar görüyordu. Bir rüya diyelim ve bunu açıklamak istemiyorum. Bu bir rüyayla da oldu açıkçası.
Sonunda harekete geçti. İlk önce peruk kullandı. Ardından 90'ların sonunda radikal bir karar aldı, başörtüsü taktı. Artık o eski halinden eser yoktu. Yıllar sonra o kararını böyle anlatacaktı. Çocukluğumda hep mistik kitapları okurdum. Eyüp Sultan çocuğuyum. 6 yaşımdan beri Eyüp Sultan Hazretlerine ziyarete giderdim. Manevi bağlarım çok kuvvetliydi. Büyük dedelerimin hepsi imam. Ailemde aşağı yukarı herkes namaz kılıyor. Hiç yabancı olduğum bir şey değildi. Ama demek ki günü ve saati vardı. Keşke çok genç yaşta Allah bana nasip etseydi. Ama olmadı. İnsan bunun lezzetini aldıktan sonra çok büyük pişmanlıkları oluyor. Manevi anlamda oluyor. Ya Rabbi, ben pişmanım. Şimdiye kadar yapmış olduğum bütün günahlarım ben de, hatalarım ben diye Rabbime söz verdim. Tabii ki hayatımdan çıkartacağım birçok şey olur. Başörtülü olduktan sonra pek ortalıkta görünmeyen Necla Nazır 30 yıl boyunca bir küs bir barışık olduğu Ferdi Tayfur'la yine yaşadıkları bir olay yüzünden 2009'da medyanın gündemine oturdu. İddiaya göre Ferdi Tayfur, Necla Nazır'la beraber olduğu yıllarda Habibe Ümyani Demir'le de birlikteydi ve Nazır bunu magazin haberlerinden öğrenmişti. Ferdi evde değildi, saat 12'ye geliyordu. Her gün bu saatte yemeğini hazırlar, ofisine gönderirdim. Telefon açıp yemeğini kaçta istiyorsun dedim. Necla, az sonra gazetede göreceksin, ben ayrılıyorum dedi. Önce gazeteleri okudum, yıkıldım. Hemen iş yerine gittim. Beni ofiste karşısında görünce korktu. Hiç sesini çıkaramadı. Ertesi gün dünyanın öteki ucuna, Hong Kong'a gitti. Uzun bir süre gelmedi. En ufak falso vermedi diyorum. Her gün saatinde evindeydi. Tartıştığımız günlerde küsüp ofisine gidiyordu. Bir gün kalıp geri dönüyordu. Demek ki öteki evdeymiş. Hatalarla öğreniyorsunuz ve yok benim için hata. 30 yıllık beraberliğin ardından Tayfur'un 15 yıllık ilişkisi olduğunu öğrenen Necla Nazır, Ferdi Tayfur'a oldukça kızgındı. Bu öfkesini o günlerde sık sık medyayla da paylaşıyordu. Biz tam 30 yıl önce Çeşme filminin setinde tanışıp aşık olduk. Filmde Ceylan'la Ferdi adlı iki sevgiliyi oynuyorduk. Öpüşüp koklaşma sahneleriyle iyice yakınlaştık. Aslında birbirimize değildi aşkımız. Sanırım biz o filmdeki karakterlere aşık olmuştuk. Benim arzuladığım o filmdeki Ferdi'ydi. Gerçek hayattaki değil. Ayrıca birbirimize gerçekten aşık olsaydık bunlar başımıza gelmezdi. Filmde kara sevda vardı, gerçekte ise acı. Hani insanların hayatlarında yaşayarak öğreniyorsunuz hatalar bizler için. Hani yarın hiç hata yapmayacağım diyemem, böyle bir güvencem yok. Çünkü ben bir insanım, her an bir yanlışa düşebilirim. Hala hayatı öğrenmeye gayret ediyorum. Ferdi Tayfur için sinema oyunculuğunu ikinci plana atan Necla Nazır, bunun için pişmandı ancak artık çok geçti. Zor günleri kızıyla atlattı. Neyse ki zaman her şeyin ilacıydı. Yıllar geçtikçe Tayfur'a olan kızgınlığı da geçti. Ünlü oyuncu hayatına kaldığı yerden devam etti. Hayatımda olan, hani geçmişteki olan hataları kabul etmiş bir insanım. Böyle bir vicdan muhasebem yok. Ama şimdiki aklım olsaydı yapmazdım dediğim zamanlar var. Çünkü hayatı anca öğreniyorsun. Her insan gibi gelgitler yaşasa da inandığı gibi yaşamaya devam etti Necla Nazır. Bazıları gibi dönemin atmosferine uyup, bu değişimini televizyon programlarına meze yapıp, sürekli gündemde olmayı isteyen biri de değildi. Hidayete erme hikayesini bazı ünlü isimler gibi kullanmıyordu. Samimi ve içtendi yaşadıkları. Allah'ımı çok seviyorum, peygamberimi çok seviyorum. Ona layık bir kul olmak için elimden gelen tüm gayreti sarf ediyorum. Kapandıktan sonra birkaç televizyon yapımı hariç artık dizi ve filmlerde de yer almıyordu. Sadece son zamanlarda bir tarikata yakın olan televizyon kanalında dini program yapmaya başladı. 70'li yılların Yeşilçam yıldızı artık siyah feracesiyle dini konuları konuşan bir sunucuydu. Her birimize örnek olacak Saliha Hanımların hayatlarını anlatacağız inşallah. 17 yaşında bir fabrika işçisiyken girdiği yarışmayla şöhretler sahnesine çıkan ve o günden bu yana hep kameraların önünde olan Necla Nazır, 30 yıl boyunca filmleri ve Ferdi Tayfur'la yaşadığı Fırtınalı Aşkıyla adından söz ettirdi. Artık 60'lı yaşlarının ortasında olan ünlü oyuncu, şimdilerde dini anlamda yaşadığı değişimle hayatını farklı bir noktaya taşısa da, 70'li ve 80'li yıllarda yer aldığı o renkli Yeşilçam filmleriyle halen eski kuşakların hafızasında, halen bir Yeşilçam yıldızı. Ne dayak, ne küfür, ne de başkalarının lafı. Hiçbir şey fark etmez benim için. Vazgeçmeyeceğim.
Selamünaleyküm kıymetli izleyenler.